Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kıymetli seyirciler, ekranımızı bozun. Xitay iqtisodiy eşiş gücünü yok atmakta. Türlü krizler tüpeyliden Xitay'ın iqtisodiy eşiş süreti devamlı acizlavatkan bulup, Bultur 4-nji pasildeki iqtisodiy eşiş nisbeti 4% bolup 18 aydan buyanki eng tövən çekke tüşüp kalgan. Fransiya Xalqara Radiosining 19 yanvardaki xabarda bildirilishicha Xitay iqtisodining eşişige tosqunlyk qildigan xatarlar köpaygan bolup, Xitay virusining yeni varianti Omikronning Xitayda tarqalishga başlashi bu xatarni texmo kuchaytirib atgan. Xitay dairelerimi ihtiyacının azayışı, təminləş zərbəsi və mülkərinin acizləşidən ibarət 3 xil besim səbəbidən İqtisadi eşişinin bu yıl devamlıq astılışı mümkünlükini itiraf kılgan. Xitay 13. ayda eçilgan Mərkizi İqtisadi Xizmət Yığınıda muqimliqni qoğdaş digən sözünü az digəndə 25 qetim təkidligən. Bu kilər yıllıq muşim nüqtularını belgiləydigən yıllıq yığın bulup, Xi Jinpingning 3. qetim Xitay Kompartiyasının rəhbiri bulup saylanışıqı hiç qandaq nərsi dəxli yetküzməsligi kerek ikən. Ondan başqa Xitay Xalq Bankisi düşənbi günü otur məzgirlik ösüm nisbitini 2020 yılı 4. aydan buyan tuncu qetim tövəllətkən. Bu tədbir yığınqa aylarda bir qatar quyub beriş tədbirlərini yoluq qoyğan məzgildiki ziyanını toluqluğan. Məlum buluşca ciddi iqtisadi vəziyyətdə gerçi Xitayının eksporti tarixdiki ən yuqarı səviyyə yetkən bolsumu, amma yığınqa bir neçə ay içində Xitay işçinin iqtisadi vəziyyəti ciddiləşkən. Xitaydaki öymülük krizisi yuqumning aldini eliş ve zərb biriş strategiyasının davamlaşışı, Xitay içki istimalinin davamlıq acizleşişi, 2022 yıldaki Xitayının iqtisadi faaliyetiga davamlıq iğir təsir görsidigan. Sloveniya Tayvan bilan munosabatini yaxshilashni planlamoqda. Yevropadaki kichik devlet Sloveniya Tayvan bilan bo'lgan munosabatni yaxshilashni planlayotgan bo'lib, bu Xitay rejimini qattiq bi'aram qildi. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha Sloveniya bosh ministri Janez Jansa 17 yanvar Hindiston televiziya kanalining ziyoratini qabul qilib, Tayvanni xalqaroliq demokratik o'lcham va xalqaro qonunga hurmat qildigan demokratik davlat deb maqtagan. Hamda Sloveniyaning Tayvan bilan o'zaro savdo vakolatxonasi qurish to'g'risida suhbatlashayotganligini oshkorlagan. Janez Jansa iki taraf o'tirsidagi suhbatning ilgirlash ahvoli haqidagi tafsilotlar haqida to'xtalmagan. Sloveniya Litvaniyaning izini besib asldagi Taybey degan nomning o'rniga Tayvan nomida vakolatxona qurib qalsa, ilgirki diplomatik odatni buzib tashlagan bo'ladi ekan. Janez Jansa Tayvan vakolatxonasining nomini cho'ng masal deb qaramaydiganligini Xitoyning Litvaniyaga ziyodi inkas qaytarganligini bildirib, Yevropa davlatlari har qadim Tayvanda vakolatxona qurganda Xitoy darhol norozilik bildirdi. Ammo bu qadimqada qattiq o'ch elib baxmagan. 30 yil ilgari mustaqilligini qo'lga keltirgan bir kichik davlatni yetim qoldirishga urinish haqiqatan qo'rqinchli deb ta'kidlagan. Sloveniyaning Tayvan bilan bo'lgan munosabatini yaxshilash plani Xitoyning noroziligini qo'zg'agan bo'lib, Xitay Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Javlijan chorshanba kunidagi qarorlik muxbirlarini kutib olish yig'inida Sloveniya rahbarining atalmish bir Xitay prinsipiga jang e'lon qilib, Tayvan mustaqilligini qo'llaydigan so'zlarni qilganligini, Xitay tarafining bu so'zlardan qattiq cho'chib ketganligini va qarishtirganligini bildirgan. Javlijan so'zida dunyoda faqat birli Xitay borligini, Tayvan Xitayning ayrilmas bir qismi ekanligini da'vo qilgan va hech kim Xitayning egalik huquqi va zamin butunligini qo'g'dash irodasi ve küçülük iktidarını tövən mülkerlemesliki kerek deb tehdit salgan. 18 yanvar Tayvan Taşqı İşlər Ministerliği bayanatçısı Au Jiang'an bu aqtı işbadı bildirip, Janez Jansa'nın pikirlerini maqtıgan ve rahmetini bildirgen. Litvaniyanı öz içige algan Amerika ve köpligen hükümetlerinin Xitay bilen resmi diplomatik münasibeti bar bolsumu, ama xalq saylıgan Tayvan hükümeti bilen soda ve gayri resmi münasibetini saklap gelmekte. Xalqaro Olimpik Komitetini jazolash haqida qonun loyihasi sunildi. Amerikaning bir qism parlament a'zolari Xitoyning bosh surish siyosatiga ko'z yumgan Xalqaro Olimpik Komitetining Amerikadagi bosh kechirimiga erishish salohiyatini bekor qilish haqida qonun loyihasi sundi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha Jumhuriyatlar partiyasidan bo'lgan Avom palata a'zosi Mayk Valtes bilan Demokratlar partiyasidan bo'lgan Avom palata a'zosi Jennifer Wikston 19 yanvar birlikda Xalqaro Olimpik Komiteti bilan Xitoyning hamkorligini tekshirish qonun loyihasini sunğan.
Kanun layihisi de Xalqara Olimpik Komitetinin 2022 yılı kışlık olimpik tenerket müsabakasını Beijing'den başka cayğı yötkeş doğrusudaki çakırıklarını itibarığa almağallıqı, Xitayının basturu siyasetlerine köz yumğallıqı, bunun cezası süpüte de Xalqara Olimpik Komitetinin Amerika'daki baş geçirmeye erişi salahiyetini bekar kılış gerekliki, onlarının kılmışının bir ictimai paravallıq teşkilatıda buluşku tigişlik şartlarına mas gelmeydi gallıqı kayıt kılınğan. Mälum buluşça Amerika Baş Kanunu'nun alaqıdır maddesindeki belgelin boyuca payda almaydıgan teşkilat, ictimai paravallıq teşkilatı ya ki yerlik hizmetçiler birleşmesi qatarlıq organlardan baş geçirim kılındıken. Xalqara Olimpik Komitetimi bu teminatdan bahriman bulup kelgenikken. Xitayning Şarkı Türkistan'da irqi qırğınçılıq yürgüzüş qatarlıq türlük cinayetleri sebeplik Beijing kışlık olimpikini baykut kılış çağırıkları izcil devamlaşıvatkan bolsumu, Olimpik Komiteti yanılı kışlık olimpikini Beijing'de ötküzüş kararını özgertmegen. Xalqara Olimpik Komitetinin muavin reisi John Cotes, Şarkı Türkistan'daki irqi qırğınçılıqının öz hukuk dairesi de emestikini, olimpikki sahip kallık kılgan devletinin igilik hukukuğa hürmet kıldıqallıqını tekitlep, mesuliyetten özünü kaçırgan ve tenkitke uçurgan idi. Xitayning Himalayadaki kengaymachiligi Butan chegarasigacha yetib bordi. Xitay rejimi Himalaya chegarasida qurib chiqayotgan kanit va ultraq rayonlari Butanning talash tortishdagi zaminigacha kengaygan. Amerika ovozining 19 yanvardagi xabarida bildirilishicha Markaziy Isroilga joylashgan istixbarot tadqiqot organi Intel tajribaxonasining mutaxassislari Xitayning mazkur rayonda ultraq rayonlarni qurish harakatining 2020 yilning keyingi yarmida boshlanganligi 2021 yılı yıl boyu kuruluş süratini tizletkenliki, mezkur kuruluşlarının pütülle yağaç materyalları bilen selinigallıqı qatarlıq tepsilatlarına aşkarlıqan. Xitay kuruluş kılıvatkan bu yer talaş tartıştiki rayonga, ya ki Butan'nın ziminiği caylaşkan bulup ademsiz çet rayon iken. Bildirilişçe Xitay kurgan ultraq rayon Donglam igizlikidin 30 kilometr yiraqlıqtı bulup, 2017 yılı Hindistan bilen Xitay bu yerde ciddi tirkeşken. Mezkur tokunuş Hindistan askerleri Xitayning taş yol kuruluşunu tosmakçı bolganlıqı sebeple kilip çıkan. Mezkur igizlik Hindistan, Butan ve Tibet çigrasının kesiş iğızıq caylaşkan bolup, netçe 10 yıldın buyan bu koridorunun şimali rayonda asasen adam yok iken. Gerçi bu ekval Hindistan'nın katı dikkatini tartkan bolsumu, bırak Hindistan hükümeti bununla hazırgıcı hiç kandak ingas bildirmegen. Hindistan bilen çigra talaş tartışı bolğanıqı oxşaş, Xitayning Butan bilen bolğan 477 km uzunluqtaki çigra sizliği eniq emesken. Analizciler Xitayning en yeni kuruluş hareketinin strategilik igizlikte igilik hukukunu müstahkemleşke urunuş ikerlikini, bu hareketlerinin zimin talaş tartışı da Xitayna evzel orunğı igi kılıdıqallıqını, Xitayning öz herbi küçünü məlum evzellikke eriştirdiğen strategilik orunlarını igile vatqallıqını bildirişken. Butan'nın aralı 800 bin nüfusu bar bolup, öz çigrasıdaki meselelerini kontrol kılış iktidarı yok iken. Butan hükümeti Xitay'nın çigrasıgı ultraq rayon selavatkallıqı toğırsıdaki haberlerge ihbadı bildirmegen bolup, Butan'nın taşkı işlam ministerliği Reuters agentliğinin sualıga cevap berip, Butan'nın siyasi bolsa çigra meselesini uçuk aşkarı sözlü mesele ektigen. Mälum buluşça ötken 30 yılda iki tarafının çigra talaş tartışı meselesi de hiç kandak yakşılınış körülmegen. Xitay bultur Butan bilen kilişim imzalap, çigra macerasını hal kılışını tizletken. Rusya, Xitay ve İran birleşme deniz maneveri ötküzmekçi. Rusya, Xitay ve İran'nın birleşme deniz maneveri ötküzüş üçün tayarlı kılıvatkallıqı aşka arılandı. Reuters agentliğinin haberde bildirilişçe İran korallıq güçleri Amibi münasibet emeldari Mustafa Tajoldin, Xitay, Rusya ve İran'nın 21 yanvar birleşme deniz maneveri ötküzmekçi bolğanlıqını aşkarlıqan. Tajuldin'nin eğitişçe 2022 yıllık deniz okyan bihaterlik belbiği namlıq birleşme maneveri Hindi okyanının şimali kısımıda ötküzüldüken. Mezkur maneveri 3 taraf birlikte ötküzgen 3. kıtımlıq birleşme deniz maneveri bulup hesaplandıken. 4 zor gevde Ukrayna vaziyetini müzakere kıldı. Avrupa İttifakı, NATO, Amerika, Avrupa Bihaterlik ve Hemkarlık Teşkilatı Katarlıq 4 taraf Ukrayna vaziyetini müzakere kıldı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe Avrupa İttifakı, Amerika, Şimali Atlantik Akti Teşkilatı ve Avrupa Bihaterlik ve Hemkarlık Teşkilatı Katarlıq devlet ve organlarının nöbetçi reisleri Rusya'nın Ukrayna çigrasıga asker toplaşı ve Avrupa'nın bihaterlik meselesi doğrusu da tüncü kıtım 4 taraf maslaştırış yığını çakırgan.
Төтәрәпнең телефон йыгыныга Америка ташкы эшләр министры Антони Блинкен, Европа иттифагының ташкы мөнәсәбәтләр ва бехатерлек сиясәте юқор дәрәҗәлек вәкиле Джозеп Борел, НАТО баш катибе Йенс Столтенберг ва Европа бехатерлек ва хәмкәрлек тәшкилаты нәүәтче рәислигеге вакалетан Польша вәкиле катнашкан. Столтенберг иҗтимаи алақа субсидике адресида йыгынга баһа биреп, бу йыгын мошындак халыклык пәйтте намаян кылынган иттифаклыкның күчлек сигналы дигән. Джозеп Борелның ишханәсе баянат элан кылып, Yig'inda Rossiyaning Ukraina chegarasiga askar to'plash masalasining muzokara qilinganligini, kuchlik, aniq va ittifoqlik ichidagi Atlantik okean halqigan frontning saqlanayotgan masalalarni diplomatik tirishchanliklar orqali hal qilish irodasiga ega ekanligini ta'kidlagan. Bayonotda yana kelar hafta chaqirilgan Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarning tashqi ishlar ministrlari yig'iniga NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg nomi taklif qilinganligi qayd qilingan. Türkiye bilan Qatar o'rtasida hamkorlik kelishimi loyihasi imzolandi. Türkiye parlament raisi Mustafa Shantop Qatar poytaxti Dohada Qatar shura majlisining boshlig'i Hasan bin Abdullah Al-Ghanim bilan ko'rishib, kelishim imzoladi. Qatarning rasmiy xabar agentligining xabar qilishicha Mustafa Shantop bilan Hasan bin Abdullah Al-Ghanimning uchrashuvida ikki davlat o'rtasidagi munosabat va parlamentlararo hamkorlikni kuchaytirish imkoniyatlari muzokara qilingan. Shundaqla Turkiya Qatar parlamentlar aro hamkorlikni yanada yuksak saviyaga yetkazish nishon qilingan kelishim loyihasi imzolangan. Hasan bin Abdullah Al-Ghanim imzolangan bu kelishim loyihasining qirindosh ikki davlat o'rtasidagi munosabatning parlamentlar o'rtasidagi kuchayishida muhim rol o'ynaydiganligini, bu orqali Qatar bilan Turkiya o'rtasidagi munosabat va hamkorlikning yanada yuksak saviyaga yetadiganligini Jumladan kelishim loyihasining ikki davlatning o'xshamagan sohalardagi chuqur munosabatlarining namoyandasi ekanligini qayd qilgan. Qozog'istonning yangi davlat mudofaa ministri bekitildi. Qozog'istonning yangi davlat mudofaa ministrligiga Ruslan Jaksilikov tayinlandi. Qozog'iston prezidentlik mahkamasining bayonotiga asoslanganda Prezident Qasim Jomart Toqayevning qarori bilan Murat Bektanov davlat mudofaa ministrligi vazifasidan olib tashlangan. Toqayev ilgari davlatning ichki ishlar ministri bo'lgan Ruslan Jaksilikovning davlat mudofaa ministrligiga tayinlanishiga aloqador qarornomaga imzo qo'ygan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh ertangi xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.